Mis gibi kahvemi alıyorum. Cennetime gidiyorum. Her zamanki gibi evler toplandı, silindi. Yani tozlar alındı. Dün yerleri sildiğim için bugün silmedim. Süpürdüm. Kendini çekmiyorsunuz diyorsunuz. Bugün de çekelim kendimi. Ben dişlerimi yaptırdığım için pek kamera önüne geçmek istemiyorum. Ama sizi kıramadım. Yani size saygımdan dolayı kamera önüne çekmek istemiyorum böyle dişsiz bir halde. Dişlerim oluyor. Sağlık problemimden dişlerim gitti hepsi. Çektiriyorum dişlerimi. Ama illa seni görmek istiyoruz diyorsanız çok çünkü ısrar var. Sen kameranın önüne niye geçmiyorsun diye. Geçelim o zaman. Oh, mis gibi de kahvem olmuş. Cennetim de yıkandı. Güzel haberler inşallah bugün alırım. Yine umutla kalktım. Umutla başladım güne. Umut etmezse yaşayamayız. Bugün hava kapalı ama güzel. Tam benlik, güneş yok. Bakabiliyorum. Rahatla videomu çekebiliyorum. Bugün benim günüm olsun. Kahveler, çay. Ardından da kaçamağı yapacağım. Kafama koydum onu. Ben daha hiç yapmadım. Anneme yaptırdım kaçamakları. Annem yaparken de hoşuma gitti. Tada tada yani. Hiç yemezdim ben kaçamağı. Mısırlı olan güzel, mısır unuyla olan güzel hoşuma gitti. Bugün ben de deneyeceğim. Az bir şey kaçamak yapacağım. Bakalım becerebileceğim mi? Her şeyi yapıyoruz. Onu yemediğim için yapmadım bu kaçamağı, umaçı ama yapacağım ikisini de. Bugün kaçamakla başlayalım. Pekmezimi de aldırdım. Mısır unu da aldım. Havada serin. Kaçamak yenir yani böyle havada. Az bir şey yapalım. Yani tadını bilenler için güzel. Ama benim gibi ben ilk tattığımda yiyemedim. Yalan söyleyemem. Beyaz unlu olanı yüreğim almadı yani. Ama annem çok seviyor beyaz unlu. Kardeşlerim de öyle. Sonra sizden gelen istek üzerine herkes hani mısır unuyla oluyor deyince anneme mısır unuyla yaptırdım. Bu benim hoşuma gitti. Yani damak zevki diye bir şey var. Hani yemek paylaştığımız zaman kimisi diyor ya işte ben onu yemem. Doğrudur. Bir şey demiyorum yani. Yiyemez. Herkes her şeyi yiyecek diye bir şey yok ki. Ben de her şeyi yemiyorum. Ama eskilerin tariflerini kaybolmasın paylaşıyorum. Videolarda kalsın. Çünkü 100 yıllık, 150 yıllık yemekler var. Onları herkes yapıp yiyecek diye bir şey yok. Seven yapar yer, sevmeyen de yapmaz. Yani ön yargılı davranıp da işte ne biçim iğrenç oldu, ben yemem. O iğrenç bir kere yemeklere söylenen en kötü laf bence. Sonuçta bir nimet o. Yemesen de yeme. Yani yemek zorunda değilsin. Kimse zorlamıyor kimseyi. Dediğim gibi ben de çok şey sevmiyorum. Ama çocuklarım sevdiği şeyleri sevmesem daha iyi yapıyorum. Ön yargı, ön yargı hepimizde var, bizde de var, bende de var. Yeri geliyor, ben de ön yargı davranıyorum ama kimsenin kalbini kırmıyorum. Kimsenin de yaptığı bir şeye kötü olmuş, şöyle olmuş demiyorum.
yapan damak zevkine göre yapmıştır. Onun damak zevki öyledir. Benimkine uymaz. Benimki ona uymaz. Öyle. Yani eleştirileri biraz kırıcı olmadan yapalım. Eleştirelim. Mesela şunun şurasını şöyle yapsanız, biz böyle yapıyoruz. Onları anlayışla karşılıyorum zaten. Ve yapıyorum da. Eğer benim değişik yemeğim mesela uğum açın bir sürü çeşidi varmış. Anneme yaptırdım. Bir sürü sizden tarif geldi. Ben de değiştiriyorum. Bir dahaki yapışımızda uğmaçı daha başka yapıyorum. Örnek veriyorum. Kaçamak için mesela bir sürü öneri geldi. Kimisi peynirli yer, kimisi süt dökermiş, kimisi soğanla, kimisi, yani herkes değişik değişik. Herkes birbirine saygı duyacak yani. Herkesin damak zevki. Ama ben sizlerle paylaştığım için denemek zorundayım. Sizin söylediklerinizi çok dikkate alıyorum ve yapıyorum da. Bugün de bakalım Allah'ın izniyle benden size güzel bir kaçamak gelsin. Yine yazabilirsiniz, eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Burası olmadı, şöyle oldu. Ama kırıcı olmayalım lütfen. Öyle çok sınırı aşan olduğu zaman engelliyorum yani. Ben şeker hastasıyım, daha fazla şeye de gelemiyorum o kadar hakarete. Şeker birden tavan yapıyor, stres, sinir bası veriyor. Şeker hastası olan bilir benim halimi, anlar. Şimdi diyeceksiniz ki gene eleştirilir. Tahmin ediyorum şimdi. O zaman niye bu kanalı açtın? Niye yapıyorsun? Madem şeker hastası. Şimdi öyle de derler. Diyecek insan her şeyde. Bu kanalı da benim açma işim. Ben Facebook, Instagram, orada yemeklerimi paylaşıyordum. Seviyorum yani yaptığım yemekleri ama bu kadar ayrıntılı paylaşmazdım. Bayramda amcamın oğlu Uğur var, sağ olsun. Victor abla dedi, sen çok seyrediliyorsun, niye dedi YouTube kanalı açmıyor? Dedim, ne bileyim Uğur, ben anlamam öyle işte. Gel sana bir kanal açalım dedi. Bayramda açtı geçen sene Ramazan bayramında bana bu kanalı. Ben gene devam ettim aynı Face, Instagram gibi paylaşımlarım ama tabii yemeklerin ayrıntılarını vermeye başladım. Face, Instagram gibi değil. Beni oradan da takip edebilirsiniz, İknur Doğan diye. Face'im de var, Instagram'ım da var. Neyse, kanalı açtık. Sevildik herhalde. Bir sene dolmadan abonemi de doldurdum. 4000 izlenme de doldu. Ben de devam ediyorum. Yani niye açtın diye soranlar için söylüyorum. Benim aklımda böyle bir şey yoktu yani, kanal. Ben evinde oturan normal bir ev kadınıyım. Korktum da hatta, dedim hani orada aşçılar mı yemek yapıyor? Hiç YouTube'a girip de bakmamışım o güne kadar, kim ne paylaşıyor, kim ne yapıyor. YouTube'la işim yoktu yani. Kanal açıldıktan sonra YouTube seyretmeye başladım yani, YouTube'la ilgilenmeye. O da hayırlısı, ne diyelim artık. Seyredersiniz, seyretmezsiniz. O size kalmış bir şey. Kimse kimseyi yani zorla da seyrettirmiyor. Herkes hoşuna giden şeyi seyreder. Ben daha hiçbir defa demedim. Duydunuz mu benden? Kanalıma destek olun, kanalıma abone olun. Çünkü bana ayıp geliyor böyle şeyler. Sanki hani dilenirmişim gibi geliyor bana. Bakıyorum herkes öyle diyor. Kanalıma abone olun, destek olun. Ben bunu Facebook, Instagram gibi görüyorum. Yaptığımı paylaşıyorum sizlerle. İnşallah kendimi güzel anlatabilmişimdir. Gene kafanızı şişirdim herhalde. Burada kapatalım. Daha çay videom var. Çay içeceğim. Yaparsanız kahvenizi siz de benim gibi, sizlere de afiyet olsun diyorum. Hadi bu sefer ben de söyleyeyim. Kanalıma destek olun. Kanalıma abone olun. Beğeni koyun. Herkesin dediğini biz de yapalım madem. İyi günler diliyorum.